Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 25 Temmuz günlerden Perşembe. Bugün sizin için nasıl geçti? Öncelikle onu sorayım. Mesela huzurlu, sakin bir gün müydü? Yoksa sinirinizi, asabınızı bozan böyle ters giden şeyler oldu mu? Niye soruyorum bunu? Çünkü bugünün tabelası sakin ol. Neden sakin ol? Birileri sakin duramıyor. Artık sinirler çok gerilmiş vaziyette memlekette. Çünkü iyi giden pek fazla şey yok. Zamlar geliyor. İşte yeteri kadar maaşlarınıza zam gelmiyor ama her türlü ürüne, her iğneden ipliğe, her şeye zam gelebiliyor ülkede. O yüzden sakin olmak pek de kolay değil açıkçası. Ama sıkı durun bakın. Sakin olacaksanız söyleyeyim. Birazdan söyleyeceğim zaten. Şimdi hep zam diyoruz ya. Bir de indirimden bahsedeceğim bugün. Neye indirim geldi? Birazdan söyleyeceğim onu ama sakin ol tabelamızın çıkış noktasına gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Yahu vekiller ne halde, göreceksiniz, izleyeceksiniz şimdi. Çok gergindi. Atmosfer çok gergindi. Vergi yasasını konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Bakın tartışmalar hakarete evrildi. Hakaret küfre döndü. Ondan sonra tekme tokat birbirlerine girdiler. Bu meclisin hukukuna uygun davranışlarla aşılabilecek şeylerin şiddete sürüklenmesi asla kabul edilebilir değil. Umarım aynı görüntüler tekrar yaşanmaz. Hepimiz sorumlu davranmak ve kendi grubumuzu da zor durumda bırakmamaya bütün milletvekillerine özen göstermesi gerekir. Tekme tokatlı kavgadan sonra temenniler lafta kaldı. Gece yarısı bu kez İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'yla MHP'li vekiller karşı karşıya geldi. Deyin ki biz hırsız değiliz. AKP iktidarı hırsız değildir. İki yıldır size bağlı olan TÜİK neden verileri açıklamıyor? DEM Parti milletvekili Ali Bozan'ın meclis kürsüsünden AK Parti sıralarına dönük sözleri sonrası yaşananlar. DEM Partili vekil yerde sürüklendi. Ulaştırma Eski Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ali Bozan'a önce tokat attı sonra yumruk. DEM Parti'nin sözün dışında bir tavrı asla bu meclis çatısı altında söz konusu. Değildir. Evet, söz demek. Eğer hakaret de olmuşsa o da söze dahildir. Sözün içinden halledilmesi gerekir. Sonrası sizin grubunuzdan bir kadın arkadaş çıkıp grubumuza aynen kullandığı cümle şu dedi. Kesin istedim. Sayın Sakık, şimdi bak bu alıntı da olsa kaba ve yaralayıcı sözdür. Burada tekrarlamamak lazım. Bu kürsüden buna lütfen dikkat edelim. Kavgadan sonra söz alan DEM Partili Sırrı Sakık'ın genel kurulda kendilerine edildiğini iddia ettiği küfrü kürsüden tekrarlaması tutanaklara girdi. Gece yarısından sonra bu kez İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik sözleri tansiyonu yükseltti. İlahi adalet, hırsız dediğinize hazineyi, zürriyetsiz dediğinize ittifakı teslim etmeniz. Sayın Türkoğlu. Peki birleşime 10 dakika ara veriyorum. O esnada genel kurulda yaşananlar MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve milletvekilleri İYİ Partili Türkoğlu'nun üzerine yürüdü. Tansiyonun bir an olsun düşmediği genel kurulu kapattı Bekir Bozdağ. DEM Partili Sırrı Sakık ve İYİ Partili Selçuk Türkoğlu'na uyarı cezası vererek. Yakışıyor mu? Yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Yani kimisi çoluk çocuk sahibi, kimisi torun sahibi. O yaşlara gelmiş insanlar küfürleşiyorlar, hakaret ediyorlar, tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Ve nerede yapıyorlar bunu? Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. O yüzden yönetenlerin her türlü hareketine dikkat etmesi gerekiyor. Örnek olmaları gerekiyor. Bu şekilde davranmamaları gerekiyor.